geldi. Hava sıcak, çörek sıcak. Hadi. Evet, evet, evet. Şeyh Said eski yani. Allah ayağını, toprağını bol etsin. Yani devlete karşılık bir şey yapmamış, etmemiş yani. O da bir siyasi görüşüydü yani. Bir şeysi yok yani. Yani bugün şeyler var yani, yok değil yani. Bugün örneğin menzil. Ha, menzilin şeyleri var. Hani bugün babaları, dedeleri vefat etmiş, onların yerine başka şey. Yani bu gibi şeylere karışmamamız lazım yani. Ülkel olarak yani karmaşalık olmasa daha iyi. Daha güzel yani, daha insan güzel anlaşır. Kürt-Türk meselesiydi diye bir şey yok, hepimiz kardeşiz yani. Aynı bari, aynı şeyin altında yaşadığımız için. Yani ben bunu şey görmüyorum yani. Şeyh Said meselesi bugün. Yani milletvekilimiz Ansari oğulları mesela Salim Bey. Bugün ileri görüşlü bir insandır yani. Yani onlar da yani şeyhlerden gelmedir büyükleri ve onlar hani aynı zamanda yani bir şeysi yok yani bunun. Ben bir şey karşılamıyorum bu şeyden yani. Yıllardan bizim milletvekilimizdir, şeyimizdir yani bir şeysi yoktur yani. Sütsüz sebepsiz yere bir şey olmaz yani. Şeyh Said'in zamanında zaten şimdiye kadar oradan buraya kadar yani hakarette bulunmuş. Kimse kabul etmiyor. Dini zaten kabul etmiyor. Şerati kabul etmiyor. Şeyh Said zamanında Şeyh Said tek yani terörist sayıldığı zaman şerati getirmek. Ya bunlar ilk Şeyh Said inkılap kabul etmiyordu, demokrasiyi kabul etmiyordu. Demokrasi de yani dediğin demokrasi değildir, zulüm bir demokrasi. Tabii ki kabul etmediğinden dolayı işte Kürt halkı da beraber zulüm altında hala da yaşıyoruz yani. Ya onun için Kürt halkının bir dostu olamaz. Kürt dostunun ancak dostu yani Kürt olur yine. Ya onun için biraz şansımız Kürt dedim mi suç oluyor, Doğulu dedim mi suç oluyor. Şeyh Said yani bir alim bir adamdır. Yani güzel bir insandır. Ne bileyim, herkes keşke onun gibi ola. Ya halkın genel açısından Şeyh Said bu bölgenin bir gerçeğidir. O dönemdeki Şeyh Said'i idam eden İstiklal Mahkemesi zaten tartışmalı bir mahkemelerdir. Şeyh Said'in zaten şu an Dağkapı Meydanı Şeyh Said ismiyle değiştirilmişti 2011 yönetiminde. Birçok alana, birçok kültür merkezine Şeyh Said'in ismi verilmelidir. Geç kalınmıştır. Hani şimdiki mevcut yönetimin isim verilmesi seçim azı olduğu için belki biraz daha tartışmalara yol açılıyor. Ama Şeyh Said camisi var, meydanı var, cadde, kültür merkezleri de açılmalıdır. Yani halk Şeyh Said'e yapılan hakareti kendisine yapılmış olarak kabul eden bir halktır. Şeyh Said bizim şeyhimizdir. Biz Şeyh Said'e efendim canımızı feda ederiz. Tamam mı? Çok güzeldir. Destekleriz. Partiyi de destekleriz. Tamam mı? Güzel. Ya bunlar insan değiller. Tamam mı? Buna yaptığı zulüm ya Allah da kabul etmiyor. Yeter artık. Tamam, bir parti başa gelse kurtarırız bu işte ama gelmiyor işte. Nasip. İnşallah düzelir. Hani bunlar da artık çözüm değil yani. Bu giden geçmiş. Şeyh Said bir Kürt hareketin başıdır. Bir lideridir. İslamiyet'e göre de bir liderdir. Bizim değerimizdir. Kürt halkının onurudur. Şeyh Said'e dil uzatan Allah onların belasını versin. Ben onları şiddetle ve nefretle kınıyorum. Şeyh Said 1925'ten bir hareket başlattı. Bir İslamiyet'i, kardeşliği, eşitliği getirmeye çalıştı. Ama maalesef başaramadı. Onu astılar, onu idam ettiler. Şu anda Şeyh Said'in mazarı bile belli değildir. Madem ki Şeyh Said'in mazarı bile değildir, Türk devleti veyahut hükümet niye bundan korkuyor ki? Şeyh Said'in mazarını çıkarsın,
Şeyh Said kimdir, nasıldır, Kürt halkın neyindir, o zaman görecek. Herkes gidip o Şeyh Said'in mezarının başında her gün ziyaret edecek. Şeyh Said bizim liderimizdir.